Irak zincirleme bombalı saldırılarla cehenneme döndü. Kut, Tikrit, Bağdat, Taci, Necef, Bakuba, Kerkük, Ramadi, Kerbela, Hanbeni, Saat, İskenderiye, Musul, Balat, ard arda yaşanan patlamalarla sarsıldı. En az 70 ölü, 180'den fazla yaralı var. Saldırıların en kanlısı Bağdat'ın 150 kilometre güneydoğusundaki Kut'ta gerçekleşti. Yol kenarına ve bir araca yerleştirilen bombalar infilak etti. 40 kişi korkunç şekilde can verdi, 65 kişi yaralandı. Necef'te patlayıcı yüklü iki araç havaya uçtu. Çoğu polis 7 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı. Diğer kentlerde intihar komandolu ve bombalı saldırılarda ölenlerin sayısı 20'yi geçti. Amerikan kuvvetleri yıl sonu itibariyle Irak'tan tamamen çekiliyor. Ancak Bağdatlı yetkililer Iraklı güçlerin ülkede güvenliği sağlayabileceği noktasında kaygılarını dile getiriyor. Bağdat yönetimi bir miktar Amerikan askerinin 2012'de Irak'taki varlığını sürdürmeye devam etmesi talebini Washington'a ileteceğini açıklamıştı. O üç kenti vuran şiddet dalgasının arkasında kimin bulunduğu henüz bilinmiyor. Irak'ın geçen yıla oranla daha tehlikeli olduğu belirtiliyor. Saldırılar Ramazan'ın 2 haftasını nispeten sakin geçinen ülkeyi kutsal ayın ortasında kan gölüne çevirdi.